Mutlu günler sayın seyirciler. İstanbul'dayız Emit Fuarı'nda. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı'ndayız. Her zaman olduğu gibi Antalya bu fuara da damgasını vurdu sayın seyirciler. Elbette Antalya deyince Antalya'nın bir numarası sayın Antalya Valisi Münir Karaloğlu yanımızda ve Turizm Bakan Yardımcısı, eski Turizm Bakan Yardımcısı Sayın Hüseyin Yayman da yanımızda. Hemen onlara döneceğiz ve fuarla ilgili görüşlerini alacağız. Sayın Valim hoş geldiniz fuara. Neler söyleyeceksiniz? Teşekkür ediyorum. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Emit sene 24 zannediyorum. Evet. 24. kez kapılarını açıyor. Türkiye'nin ve bölgenin en büyük, en önemli turizm fuarı ve her senede Emit büyümeye devam ediyor. Aslında Türk turizmiyle beraber Türk turizminin en büyük turizm fuarı olan Emit de büyüyor. Evet efendim. Bizi de mutlu ediyor. Şimdi biz her sene Antalya olarak, Türkiye'nin en önemli, dünyanın en önemli turizm destinasyonu Antalya olarak Emit'te var oluyoruz. Ama bu seneye kadar hep parça parça Emit'te var oluyorduk. İşte belediyelerimiz, her belediye ayrı stand açıyordu. Biz valilik, ajans ayrı bir stand açıyorduk. Otelcilerimiz ayrı bir yerlerde stand açıyorlardı. Ve ben Antalya'ya geldiğim günden bugüne sürekli şunu söylüyordum. Ya bütüncül bir tanıtım yapalım. Bizim en güçlü markamız Antalya'dır. Doğru. Antalya şemsiyesi altında alt markalarımızı serpiştirelim. Alt markalar da yukarıdaki güçlü Antalya markasından istifade etsin. Bu sene çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz Ticaret Odası'nın moderatörlüğünde bizim tanıtma aşemiz var. Evet. Onun eliyle bütün belediyelerimiz, valilik, işte AKTOP, sivil toplum, sektör hep beraber bu içerisinde bulunduğumuz alanı ilk defa bu sene bütüncül bir Antalya tanıtımıyla Emit Fuarı'ndayız. Çok mutluyum Antalya onun için. Antalya adası oluşturuldu burada değil mi? Antalya adası oluşturuldu. İşte belediyelerimiz yan taraflara serpiştirilmiş ama kocaman bir Antalya şemsiyesinin altında. Aspendos'un önündeyiz. Aspendos'un önündeyiz. 2019 yılımız Aspendos yılıydı biliyorsunuz. Evet. Temamız oydu. Evet. İnşallah bereketli, verimli bir fuar geçsin diye temenni ediyorum. Ocak ayı artık tamamlanmak üzere. Ocak ayında belki rakamlar çok büyük değil ama gösterge önemlidir. Yani trend nereye gittiğini Ocak ayı verilerine baktığımızda şu anda %30 geçen seneye göre bir büyümemiz var. Evet. Ha rakam çok büyük değil Ocak ayında. Şey sezondur, düşük sezondur. Ama %30 büyümeyle ocağa başlamış olmak ciddi bir moraldir, motivasyondur. İnşallah 2020'de de 2019'da kırmış olduğumuz o büyük rekorların üzerine yeni rekorlar ilave ederek kendi rekorumuzu kırarak inşallah hem Türk turizmine hem Antalya turizmine hizmet etmeye devam edeceğiz. Sayın Bakan Yardımcıma, Sayın Vekilime çok teşekkür ediyorum. Bizleri kırmadı, o da yayına katıldı. Evet. Çok kadim hemen bir dostum. Değerli bir bilim insanı. Aynı zamanda şu anda Hatay Milletvekili. Buyurun Sayın Vekilim. Evet, buyurun efendim. Çok teşekkür ederim ben nezaketinize. Sayın Valim, sadece valimiz değil, büyüğümüz gerçekten umur görmüş bir devlet adamı. Antalya çok şanslı. Hem bizim valimiz hem de abimiz. Ben çok teşekkür ediyorum Ali Bey bu yayını daveti içinde. Hemen biz Sayın Valimi gördüm. Bir günaydın demek istedim. Hemen kolumdan tuttu, canlı yayına getirdi. Ben çok teşekkür ediyorum öncelikle. Antalya dünya turizminin başkenti. Gurur duyuyoruz. Yani ben Hatay'la olmakla beraber biliyorsunuz Antalya ile Antakya arasında sadece tek harf farkı tek var. Harf var. Evet. K ve L harfi. Evet. Ondan sonra Tayfur Sökmen de Hatay'ın ilk cumhurbaşkanı. Kesinlikle. Antalya milletvekiliydi. Ve Antalya ile Hatay arasında da gerçekten büyük bir bağ var. Manevi bir bağ var. Çok sayıda da Hataylı var Antalya'da evet, yaşayan. Evet, kesinlikle. Kesinlikle. Tabii Antalya dünya turizminin deniz, kum, güneşin merkezi. Biz ise kültürün, inanç turizminin ve gastronomi turizminin dünya başkenti olmak istiyoruz. Evet. Sayın Valim çok güzel söyledi. Tabii biz valimle konuşuyoruz. Hem eskiden de ben kendisini çok eskiden tanırım, büyüğümüz. Hem de Antalya Valiliği döneminde valimle bizim ortak bir hayalimiz var. Antalya'ya 20 milyon turistin gelmesi. İnşallah buna çok yaklaşıldı. Sayın Valim bunu başaracak. Orada gerçekten bütün Antalya'nın bileşenleriyle, sivil toplumuyla, turizmcisiyle, bel boyundan otelin genel müdürüne kadar Antalya bu işi başardı. Şimdi biz de Antalya modelini örnek alarak Hatay'da
Hatay'ı kültürün, tarihin, inanç turizmin. Tabii bizim orası Antalya'da çok eski bir yer ama dünyada ilk ışıklandırılan cadde Antakya'da. İmparator Herod'un adına yapılmış olan cadde. Dünyanın en büyük şu anda, yani güneş sisteminin, galaksinin en büyük mozaik müzesi Hatay'da ve gerçekten insan iftihar ediyor. Nuh tufanı sonrası Hazreti Musa Aleyhisselam'la Hazreti Hızır Aleyhisselam'ın karaya çıktıkları Samandağ sahili, dünyanın en uzun ikinci sahili Samandağ'da. Hazreti Hızır Türbesi, Hazreti Musa ağacı, Habib Neccar Hazretleri, Yasin-i Şerif'te geçen çok büyük zat, yine Beyazıt Bestami Hazretleri. Biliyorsunuz Hatay Roma'dan sonra Ortodokslar ve Katolikler için bir inanç merkezi. Bu anlamda hac merkezi aynı zamanda. Hatay din turizmi anlamında da üç dinin iç içe, hiç saygısızlığın olmadan iç içe yaşandığı güzel bir yer. Yani bir Türkiye modeli aslında inanç turizminin merkezi. Biz de inanç turizmini inşallah orada daha yaygın bir biçimde yapacağız ve hepsinden önemlisi Hatay dünyada 27 gastronomi şehrinden bir tanesi. Ve yemeklerimiz gerçekten muhteşem. Yemekleriyle ondan sonra ünlü bir yer. Aynen. Biz herkesi, bizi dinleyen tüm Antalya'lı, biz hep Antalya'ya geliyoruz. Evet. Yazın hep Antalya'dayız ama baharda da biz herkesi Hatay'a davet ediyoruz. Yani kesinlikle ben Hataylı olduğum için söylemiyorum. Bir turizm elçisi olarak, bir turizm gönüllüsü olarak bir insan ömründe muhakkak Hatay'ı görmeli. Yani Hatay'ın o mistik dokusunu, biraz böyle Kudüs'ü andırır Hatay, biraz Vatikan'ı andırır. O muhteşem bir ambiyansı vardır, ekosistemi vardır. Görmelerini rica ederiz, tavsiye ederiz. Zaten havalimanıyla çok rahat gidilebiliyor ama o Akdeniz otobanı da yakın bir sürede de açılacak artık Mersin'den sonra. İnşallah. Çok rahat bir yol olacağına Antalya'yı inanıyorum. Antalya'yı gelip görsünler yazın. Deniz, dünyanın en güzel sahilleri, Türkiye'nin Riviera'sı muhteşem bir yer. Evet. Hakikaten ne kadar anlatsak azdır. Antalya dünya turizminin başkenti. Ama oradan sıkılırlarsa Hatay'a da gelsinler. Siz Turizm Bakan Yardımcılığı da yaptığınız için soruyorum. Şöyle bir Antalya'ya baktığınız zaman eksiğimiz nedir? Yani biz rekorlar kırıyoruz, çok turistleri ağırlıyoruz, ev sahipliği yapıyoruz. Sayın Valim'in de katkısı çok büyük. Hiçbir asayiş sorunu da yok hiçbir şekilde. Eksiğimiz var mı bu yönde? Hani siz Hatay olarak Antalya'ya örnek alacağız dediniz ama dikkat etmemiz gereken neler var Ankara'dan bakış olarak? Sayın Valim, bir kere biraz önce de ifade ettim. Antalya için bir şans. Şimdi büyüklerimiz şöyle demiş Ali Bey. Sevgi gözü kusur görmez. Şimdi ben Sayın Valim'i sevdiğim için tabii ki onu böyle çok muhabbetle bakıyorum ama bundan bağımsız olarak gerçekten Münir Karaloğlu Türkiye'nin örnek valilerinden bir tanesi. Yüzü diye söylemiyoruz. Orada birlik beraberlik içerisinde şehre liderlik yapıyor. Bu çok önemli. Yani bir yoksul vatandaşın ondan sonra hastanede sorunu olmasından işte bir turizmcinin bir yatırım meselesine oradan yani bizzat film her festivalinden çok yakından ilgilenen bir isim. Aynen, Allah razı olsun. Bu önemli bir şans. Antalya ile ilgili bence sorun yok. Türk turizmi ile ilgili yapılması gereken birkaç husus var. Bunu da zaten herkes, bakanımız da Antalyalı, bunu biliyor. Üç tane önemli başlığımız var. Bir tanesi ürünü çeşitlendirmek. Evet. Yani işte biz deniz, kum, güneş, bunun yanına yayla turizmini, bunun yanına sağlık turizmini, spor turizmini, mesela Antalya, bütün bunların birleştiği yer. Bu bunun yanında inanç turizmini, Hesturex adında biliyorum ben de geldim açılışına katıldım. O fuarla da zaten turizmi çeşitlendirmek adına birçok çalışma yapıyoruz. Ürünü çeşitlendirmek. Evet. İkincisi pazarı çeşitlendirmek. Yani bizim yani özellikle Çin pazarı, yine Japonya pazarı ve Güney Amerika pazarından bizim daha fazla inşallah turist çekmemiz lazım. Üçüncüsü ise markalaşma. Evet. Yani biz dünyanın gerçekten açık hava müzesi Türkiye. Türkiye dünyanın en büyük turizm merkezi. Durum böyle olunca çok artımız var. Çok şükür iyi işler de oluyor. Biliyorsunuz turizm Türkiye'de gayri safi milli hasılanın %12'sini temin ediyor. Evet. İstihdamın %10'unu temin ediyor ve gayri safi milli hasılanın açığının kapatılmasında en büyük kalem turizm. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Evet. Bütün bunlar Tayyip Erdoğan'ın muhteşem vizyonuyla, valimizin, bakanımızın
katkılarıyla oluyor, olmaya devam edecek inşallah. Evet. Sayın Valim, efendim birçok Antalya tanıtma adına fuarlarda bulunuyorsunuz. Emit'te de yine başroldesiniz ve bir araya getirdiniz. Göreve geldiğiniz günden itibaren tek şemsiye altında toplanalım dediniz. Bunu bu sezonda, bu fuarda başardınız. Neler gördünüz efendim? Yani birkaç hafta önce Hollanda'daydınız. Hollanda'da nasıl bir hava gördünüz Antalya'ya yönelik? Burada neler yapacaksınız? Şimdi tabii Türkiye ilgi devam ediyor. Yani Avrupa pazarında o 2016'daki kırılmadan sonra çıkış devam ediyor. Yani Hollanda'da ve özellikle Belçika'da. İnşallah dün Belçika'nın almış olduğu o saçma sapan PKK ile ilgili karar dönüp turizmi de etkilemez, olumsuz etkilemez. Yani o bölgede tekrar ciddi bir dönüş var. Evet. Almanya pazarı zaten geçen sene de %16 kadar büyümüştü Antalya'da. Bu sene de daha güçlü bir büyüme olacağı izlenimi var. Daha önce ITB'ye geçmiştik, Londra fuarına gitmiştik. Orada zaten çok büyük bir heyecan vardı. Yani Thomas Cook iflasından sonra sanki orada yeni bir sinerji oluşmuştu. Ve bunların hepsini alt alta üst üste koyduğumuzda 2020 noktasında çok ümitliyiz. Tabii bu fuarlar önemli. Bunlar markanızı güçlü kılmak için önemli. Kesinlikle. Buralarda bireysel satış belki yapılmıyor ama biz buradayız. Antalya Türkiye'nin ve dünyanın en güçlü destinasyonu. O algıyı oluşturuyoruz. O algıyı mutlaka bizim fuarlarda hem yurt içinde hem yurt dışındaki fuarlarda oluşturmamız lazım. Hollanda'daki fuarda da Antalya'dan çok sayıda katılımcı arkadaş vardı. Zaten oranın en güçlü operatörü Corendon biliyorsunuz. Evet, o bir Antalyalı sayılır. Evet. Antalya'da da merkezleri var, base'leri var. Onları orada görmek, onların oradaki hareketini görmek gerçekten bizleri mutlu etti. İnşallah Emit Fuarı'ndan sonra da tabii iç pazar önemli. Emit Fuarı biraz daha iç pazar ağırlıklı çalışan bir fuar. Antalya'da biz dış pazar çok iyi olunca bazen iç pazarı ihmal edebiliyoruz. Bu bir yanlış. Yani bizim mutlaka Antalya'da otellerimizin bir iç pazar kotasında olması lazım. Ve onu mutlaka iç pazara kullandırması lazım. Niye? Evet. Çünkü kriz yıllarında bizim sarıldığımız can simidimiz iç pazar. Evet, doğru. İç pazarı sezonun çok iyi olduğu dönemde ihmal edersek bu sefer krizde de iç pazar size bakmaz. Onun için bizim sezonun iyi olduğu dönemlerde de otellerimizin %20, %25 iç pazar kotası bırakacak. Onu mutlaka iç pazardan dolduracak ve o noktada çalışma yapması lazım. Onun için Emit Fuarı iç pazar için önemli bir fırsat. Buradayız inşallah bugün bereketli bir fuar olur diye temenni ediyoruz. Peki. Size de çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun efendim. Sizin de yoğun çalışmalarınız var. Standları da gezeceksiniz. Şimdi açılış var, açılışa geçeceğiz. Seremoni var, açılış seremonisi var. Daha buradayız, tekrar beraber oluruz. Peki. Başarılar diliyoruz. Çok teşekkürler, çok teşekkürler. Evet sayın seyirciler, Emit'ten yayınımız devam edecek. Şimdilik ara veriyoruz.